Merhaba sevgili arkadaşlar, yeni bir oyun incelememizde daha beraberiz. Bu seferki oyunumuzun adı Vikings Voice of the Midgard. Oyunumuz RPG türünde bir oyun. Diablo ve Grimdawn tarzında bir oyun diyebilirim. Yeni çıkan bir oyun. Ben oyunu bitirdim. Plus game olarak tekrar başladım. Şimdi hep beraber isterseniz oyunumuza giriş yapalım ve bu kısa incelememizi beraber gerçekleştirelim. Evet arkadaşlar, oyunumuz başladı. Buradaki karakter, benim karakterim tabii ki şu anda bayağı üstü donanımlı ve güçlü bir şekilde karşınızda duruyor. Elindeki silah, oyundaki en özel silahlardan bir tanesi. Zaten yanılmıyorsam 3-4 tane olacak bunlardan. Bir tanesi kalkan, biri hammer, biri balta ve bir tanesi de ok bildiğim kadarıyla. Ben hammer, baltayı ve kalkanı almayı başardım. Üzerimdeki kostüm ise tabii ki ileriki bölümlerdeki boss savaşlarından çıkıyor. Burası oyunumuzun ilk başı. Yalnız oyunu anlatmadan önce grafiklere değinecek olursam, oyunumuzun grafikleri yetersiz arkadaşlar. Yani günümüzü baz alırsak sanki 6-7 yıl öncesinden geliyor gibi duruyor. Fakat oyuna başladığınız zaman biraz monoton başlasa da ilerledikçe sizi içine alan bir oyun. En azından ben öyle hissettim, kendi adıma söyleyeyim. Burada karakterimizin inventory kısmı. Burada işte üzerimizde de bulunan çeşitli itemleri görebiliyoruz. Onun haricinde işte diğer kullanmadığımız itemlerimiz de burada. Oyunda upgrade'ler var. Kullandığınız silahları upgrade yapabiliyorsunuz. İşte karakterimizin özelliğini geliştirdiğimiz kısım var. Özellik derken burada 5 tane tarz var. İşte bir tanesi balta, bir tanesi işte hammer, bir tanesi ok kullanıyor. Bunların hangisini geliştirmek istiyorsanız onların üzerine gelerek elinizde bulunan hediye puanlarla bu özellikleri açarak ilerliyorsunuz. Şuradan da size gösterecek olursam, mesela şu anda üstümde çifel balta kullanıyorum. Şu altta da gördüğünüz üzere o baltanın çeşitli özellikleri var. X tuşuyla tekel hammer'a geçtiğimde o özellikler değiştiğini göreceksiniz. İşte bu değişen özellikler de buradaki özellikler oluyor. Arkadaşlar işte hammer kullandığınızda bunları kullanıyorsunuz, açıyorsunuz. Balta kullandığınızda diğerlerini açıyorsunuz filan. Derken oyunda ilerliyorsunuz. Ben zaten çoğunu açtırdım. Şimdi arkadaşlar, oyunun burası genel merkezi diyeyim. Bizim köyümüz daha doğrusu. Buradan çeşitli hikayelere yönleniyoruz. İlk başlarda bu köy bir harabe. İlk geldiğinizde bu harabe köyü yaratıklardan ve düşmanlardan temizleyerek klanınızın bu köye yerleşmesini sağlıyorsunuz. Ve burada çeşitli nasıl söyleyeyim, şahsiyetler oluşuyor. Mesela işte büyücü tarzında, zırhçı, silahçı, efendime söyleyeyim, alışveriş yaptığınız şahsiyetler oluşuyor. Mesela bu işte silah yapan vatandaş. Geliyoruz hemen bu tarafa. Zırh yapan kişi. Tabii ki şu anda düşük level olduğumuz için oyuna baştan başladık. Bunların ilk başlarda size yönlendirdiği zırhlar da düşük oluyor. Ama tabii ben oyunda daha önceden elde ettiğim birçok zırh olduğu için onları inventörümde saklıyorum. Gördüğünüz gibi burada bir şahsiyet var. Buradan da çeşitli özelliklerinizi upgrade ediyorsunuz. Oyunumuz ilk başta böyle karlı olarak başlıyor ama sonradan ilerledikçe çeşitli ormanlar, farklı mistik mekanlara sizi yönlendiriyor oyun. İsterseniz şöyle hızlıca ilk yapılması gereken işe doğru yönlenelim.
Burayı hızlıca geçelim. Evet. Şu anda hammer kullanıyorum. Ben bunu çifel baltaya çeviriyorum. Baltamızın çeşitli özelliklerini kullanabiliriz. Gördüğünüz gibi böyle etkileyici farklı özellikleri oluyor. Bunları kullanarak daha hızlı sonuçlara gidebilirsiniz arkadaşlar. Burada T tuşu özel bir özellik. Bunu aldığınız çeşitli itemlerle kullanabiliyorsunuz. Onu şimdi göstereceğim size. Tab tuşuyla enerjimizi dolduralım. Evet, şurada mesela T tuşunu kullandım. Gördüğünüz gibi müthiş bir silah gücü elde ediyorsunuz. Evet arkadaşlar, oyunumuzun genel oynanışı böyle, görünüşü böyle. Siz de bir şans verin derim bu oyuna. Bir başka oyunda görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese bol oyunlu günler, eğlenceli dakikalar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.